karyatif fotoğraf. Şimdi hallederim. Sağlamıyor hocam. Şu alandan çıkıyor, hemen şuraya giriyor. Yani o yüzden bir ekibin bu sadece bir doktor... Sıttavut lafı yiyor. Sıttavut lafı yiyor. Sıttavut lafı yiyor. Ben hala intercağımın. Mahmut kelamıyla tabii bir mevcut ekmek. Yarın da ben cihazla kontrolünü yapacağım. Herhangi bir sorun yoksa sizi gönderelim. Süleyman'ı da hastanede aradıklarında. Evet, şimdi şey yapalım. Hazır. Nakalna بالإسعاف من مستشفى السليمانية للحدود بعدين الإسعاف مال مستشفى بشكنت من هناك أخذوه وحدة يعني إجا بالإسعاف بعدين إحنا جينا وراء المستشفى bize bu hastanın bu çocuğun uçakla veya arabayla transfer yapılmayacağını bilgisi verildi. O yüzden Irak'tan Süleymaniye şehrinden Türkiye'deki hastaneye kadar hastaneye araçla yani ambulansla transfer yapılması gerektiğini söylendiler. Sınıra kadar Irak Türkiye sınırına kadar ambulansla geldik. Ondan sonra çocuk ambulansla tek başına devam etti. Ve hastaneye vardığında biz daha sınırdaydık. Çocuk vardıktan birkaç saat sonra biz de hastaneye varmış olduk. وكل فكرنا كان يمه بس الحمد لله كان بأيادي أمينة ووصل المكان زين وهاي أهم شيء صحته والحمد لله وصلنا لهاي النتيجة الحلوة. Benim için çok zor bir geceydi o çocuktan o gece ayrı kalmak. Tüm sürekli meraktaydım acaba nasıl iyi mi yolda başına bir şey geldi mi ama emin ellerde olduğuna emin olduğum için içim rahatladı ve iyi bir hastane, güvenilir bir hastane olduğunu, güvenilir bir ekip olduğunu bildiğimi hissettiğim için daha iyi hissediyordum. Hastaneye vardıktan sonra çok şükür bir günde güzel sonuçlar aldık. Elhamdülillah, çok şükür. Elhamdülillah, zekert enno ehem şey sahte, elhamdülillah tahassenet. İnşallah ahsen ba'di yisir. ما كنا نتأمل يعني إنه يعيش لكن الحمد لله عمليته نجحت ورجع إنه صحة زينة. الحمد لله، çok şükür. Şu an durumu iyi. Tabii ki en önemli olan onun sağlığı ama açıkçası bizim ümidimiz yoktu yaşamıyla alakalı ama şu an bir gün çok şükür bebeğimiz yaşıyor ve kucağımızda. İnşallah daha da iyi olacak. Öyle olacağını dua ediyorum, umut ediyorum. Şu alandan çıkıyor, hemen şuraya giriyor. Yani o yüzden bir ekibin bu çocuklar normalde normal şartlarda bir odadan bir odaya bile taşınmaları çok zor. Çünkü anlık olarak atmosferden, havadan, etraftan bile çok etkileniyorlar. Çünkü her an oksijenleri düşebiliyor. Kalpten çıkan damar, akciğere giden damar olmadığı için çok hassas bu bebekler. Artık ameliyatın orada yapılmayacağını karar verdi oradaki cerrahlar ve aile de bizi tercih etti bu tedavi için. Biz ön değerlendirmeyi gerçekleştirdik ve çocuğun artık pasaportu, vizesi hepsi tamamlandıktan sonra aile bizi aradı. Biz şu an artık hazırız, çocuğu çıkartabiliriz. Akşam saat 9 civarında doktor Mehmet Tekin hocamız tarafından hasta teslim alındı. Habur sınır kapısından teslim aldık. Direkt orada köprü var hatta bir tane Irak'la Türkiye'ye bağlayan o köprü üzerinde teslim gerçekleşti. Transfer gerçekleşti. Transfer gerçekleştikten sonra o taraf çocuk yani geldiğinde bize satürasyonu 70 civarındaydı. Yani oksijeni, kandaki oksijeni 70'ti. Biz ilaç dozlarında değişiklik yaparak bizim hastaneye giriş yaptığında satürasyonu 94'tü. Oksijeni iyiydi, çocuğun durumu da iyiydi. Çok şükür yolda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Silopi'den buraya kaç saat yolculuk yaptınız? Toplamda 24 saat yolculuk gerçekleşti çocuk için. Bizim ambulansın ekibin çocukla beraber yolculuğu 17 saatti. Çift şoför gönderdik. Yolda hiç durmadan, mola bile vermeden sınırdan Konya'ya aralıksız, hiç durmaksızın yolculuk yapıldı. Çok şükür buraya geldiğinde çocuğun durumu da iyiydi. Hemen biz yoğun bakıma aldık, ön değerlendirmesini yaptık. 2-3 gün geçtikten sonra Mahmut hocamız tarafından anjiyası yapıldı. Anjiyo işleminde uygun olmadığı için ertesi gün
Mehmet Çelik hocamız tarafından da ameliyat yapıldı. Şu an yoğun bakım? Toplamda çocuğun yoğun bakımdan girişi taburcu olana kadar ameliyat ve tedavisi dahil 11 gün sürdü. Artık sağlıklı taburcu ediyoruz. Şu an çok şükür bebeğimizin durumu iyi. Yarın inşallah son kontrolü bittikten sonra memleketine Kerkük'e sağ salim göndereceğiz. Kafa kemiklerinin böyle ucuca birleştiği yer. Her çocukta öyle olur. Çocuk Süleymaniye'de doğmuş. Oradan Irak Kerkük'te bir özel hastaneye sevk edilmişti. Tedavisi Kerkük'te başlanmıştı. Hasta o anda 22 günlük ve 2800 gramdı. Hastanın kalbinin sol otacıkları gelişmemişti ve akciğer damarı yoktu ve akciğer yatağı da vardı ancak yeterince gelişmemişti. Ciddi ve önemli bir kalp sorunuyla karşı karşıyaydı. Acil kalp hastası, acil kalp ameliyatı olması gerekiyordu. Biz kendimiz buradan donanımlı bir ekip ve ambulansla Silopi'ye kadar gittik. Kerkük'teki hastanede aynı şekilde hastayı zaman ve saat kararlaştırarak Silopi gümrük kapısına kadar getirildi. Hasta bizim ekibimize teslim edilerek daha sonra hastanemize transferi gerçekleştirildi. Çocuk kardiyoloji uzmanlarımızla benzer teşhisi koyduk. Hastanın öncelikle bir anjiyo yapılması gerekiyordu. Belki anjiyo ile anatomisi uygunsa hastaya kalp cerrahisi değil de stentle müdahale edilmesi imkanı var mı diye önce anjiyosunu yaptık. Ancak anjiyo da stente uygun değildi ve ertesi gün şant ameliyat dediğimiz önemli bir açık kalp ameliyatı şeklinde bir işlem yapıldı. Genel durum oldukça iyi. Beklediğimiz sonucu hızlı ve doğru bir şekilde elde ettik. 3 gündür anneyle birlikte kalıyor. Yarın da son kontrolünü yapıp evine göndermeyi düşünüyoruz. Yarın da ben cihazla kontrolünü yapacağım. Herhangi bir sorun yoksa... Teşhis ne bildirdiler size? Pulmoner atrezi olarak söylediler ve kalbin sol tarafının olmadığı, gelişmediği bir anomali. Bunların acil ameliyat olması gereken bir durum. Kerkük'ten ambulansla sınıra kadar geldi. Bizim hastanemize ait ambulansla sınırdan hastanemize kadar getirdi. Çok başarılı, çok üst düzey bir transport gerçekleştirildi. Sonra hastanın ameliyatını gerçekleştirdik burada. Akciğer damarı, normalde kalpten çıkan bir akciğer damarı yoktu. Akciğere doğru düzgün kan gitmiyordu. Onu sağlayacak yapay bir damar yerleştirdik. Şant ameliyatı dediğimiz bir ameliyatı yaptık ve 10 günlük takip sonrasında sağlıkla taburcu ettik. Doymuyor.